Bunları renklendireceğim. Bu arada bu ikisinin içerideki karenin ve bu karenin aynı boyutta olması gerekmiyor. Öyle bir ipucu da vereyim size. Hangi cebirsel özdeşliği kanıtlıyoruz? Soru bu. Hani demin kare tamamlamak dedik ya. Burada da kare tamamlamaktan biraz daha alengirli bir işlem yapıyoruz. Ama nihayet bir işlem yapıyoruz. Tamam, haydi bir tane de ipucu vereyim size. Şu uzunluğa A deyin arkadaşlar. Şu uzunluğa da B deyin. Ondan sonra şu uzunluk da A olsun. İpucunuz bu. Elinizle düşünün demiyorum edebiyatçılar gibi ama yani aklınıza gelen şeyleri bir çiziktirin bir taraflara. Her neyse. Şimdi bu uzunluğa A dedik, bu uzunluğa B dedik. Bir şeyler ispatlamaya çalışıyoruz. Biz burada gördüğümüz şekillerin kare olmasını tercih ederiz. Böyle bariz dikdörtgen olanların dışındakilerin kare olmasını isteriz. Yani şu uzunluğa da A olsun diyeceğiz. Bu uzunluğa da A olsun diyeceğiz. Ondan sonra buradaki şekillerin aynı olmasını isteyeceğiz. En azından alanlarının aynı olmasını isteyeceğiz. Yani burası B kare olsun, burası B olsun, burası B olsun falan. Şimdi küçük karelerin aynı boyutlarda olduğunu nereden biliyorum? Şimdi sol tarafta bunları bu şekilde birleştirmişim. Demek ki bunların birer kenarları eşit. Eğer ben bunları kare olarak çizersem bütün kenarları eşit olacak birbirine. Sağ taraftaki alan ne o zaman? İki parantezinde A kare artı B kare. Anlaştık mı buraya kadar? Şimdi buraya bir tane B kare çizmişim. İçeride bir tane B kare var. O zaman bu mavi dikdörtgenin kenarları A ve B oluyor. Doğru mu? Burası A oluyor. Burası B olacak. Burası A olacak. Ama bu A olan uzun kenardan bir tane B çıkarmışım. Demek ki bu içerideki karenin bir kenarı A eksi B olacak. Ha, demek ki buraya çizdiğim küçük karenin kenar uzunluğu A eksi B olacak. Öbür kenar uzunluğu da A eksi B olacak. Simetrik şeyleri çizin. Öteki taraftan burada bir tane A kare var. Ondan sonra şurası A uzunluğu olacak. Burası B uzunluğu olacak. Burası ne oluyor? A eksi B. Burası B. Burası B. Demek ki bu büyük karenin kenar uzunluğu A artı B oluyor. A artı B'nin karesi burada var. Çok güzel. Burada ne var? A eksi B'nin karesi var. Demek ki biz neyi kanıtlıyormuşuz? A artı B'nin karesi artı A eksi B'nin karesi hakikaten iki parantezinde A kare artı B kareymiş.